Ama yine de bölgeye giden ilk arama kurtarma ekiplerinden bir tanesi Obak'ta değil mi? Antakya'ya ilk ulaşan. Evet. Dolayısıyla Antakya'da ilk ulaşıp işe başlamış ve 18 kişiyi canlı olarak enkazdan çıkarmış. 60 küsür kişiyi de maalesef ex olarak çıkarmak durumunda kalmış. Evet. Ondan sonra enkazın olduğu yer temizlenip ikinci, üçüncü aşamalardaki görevlerine gitmişler. Tabii burada 24 saate yakın bir çalışma sergileyen bu arkadaşlarımızı tebrik etmek lazım, teşekkür etmek lazım. Hiçbir beklentisi olmadan sadece iyilik için bu çabayı gösterdiler ve uzun bir süre, yaklaşık bir hafta gibi bir süre araçta yatarak ya da uyumayarak geçirdiler ve sürekli enkazın içinde mesaide oldular. Ben onlara teşekkür ediyorum. Peki efendim, son olarak şunu da ben sormak istiyorum. Eminim ki izleyicilerimiz de çok fazlasıyla merak ediyorlar. Yetkili bir ağızdan duymaları da önemli mutlaka ki. Şimdi Türkiye geneli sallanıyor, sarsılıyor. Allah korusun, tabii ki istemeyiz böyle bir şey ama Eskişehir en son 1956 yılında bir depremde sarsılıyor. Depremle alakalı bir çalışmamız var mı? Olabilecek herhangi bir riske karşı Odunpazarı Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyesi olarak bir çalışma yapılıyor mu şu anda? Çünkü insanlar çok fazla artık tedirgin olmuş durumda. Şimdi şöyle, tabii bu deprem anında depremin büyüklüğüne göre pek çok şey değişir. Ama biz hazırlık aşamasında öncelikle riskli mahallelerde, riskli binalarda oturan hemşehrilerimizi uyarmaya çalışıyoruz. Eskişehir, Porsuk'un iki tarafında kurulmuş, zemini sıvılaşmaya çok elverişli ve dolayısıyla tehlikeli bir bölgede. Bu bölgelerin mutlaka dönüşümünün sağlanması lazım. Dün akşam yapılan Odunpazarı Belediye Meclisi toplantısında da arkadaşlarımızın ve benim anlatmaya çalıştığımız doğrultuda bir çalışma başlattık. Öncelik sağlam binaların yapılmasıdır. Öncelik sağlam binaların sağlam zeminlerde yapılmasıdır. Ve bunun içinde kamusal denetimin elverişli hale getirilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda siyasi didişmeden vazgeçmeli. Karşılıklı oturup Eskişehir'le ilgili büyük şehrin tümünü kapsayacak imar yönetmeliğini çıkarmalıyız. Bu imar yönetmeliğimiz çıkmadığı için biz Eskişehir'de bu konuda sıkıntılar yaşıyoruz. Gerek AKP'li meclis üyelerine, gerek de ilgili bakanlık temsilcilerine bunu defalarca söylememize rağmen gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmesi elzemdir, şarttır.